Evet, Şanlıurfa'dan iyi günler. Şu anda burası Türkiye'nin en büyük müze kompleksi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeyiz ve konuğumuz da Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı. Nabi Avcı biraz önce dünyanın ilk tapınağı olan Göbekli Tepe'deydi. Ayağının tozuyla yayınımıza geldi. Doğal olarak da ilk sorumuzu Göbekli Tepe ile açalım programımızı. İlk sorumuzu da Göbekli Tepe ile soralım. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tabii Göbekli Tepe inanç turizmi açısından önemli bir yer. Dünyanın ilk tapınağı. Doğuş grubunun da tek ve ana sponsoru olduğu ve 20 yıl boyunca da sponsorluğunu yapacağı önemli bir inanç merkezi. Burayla başlayalım. Göbekli Tepe ülkemizin inanç turizmi açısından önemli bir değer, dediğimiz gibi. İnanç turizmi açısından nasıl bir potansiyele sahip? Bunun için neler yapılacak önümüzdeki süreçte? Evet. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Göbekli Tepe gerçekten arkeoloji dünyasında adeta bir devrim niteliğinde bir buluş. Yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan buluntular, eserler henüz tam olarak ne oldukları, hangi amaçla ve nasıl bir sosyal organizasyonla üretildikleri tartışılıyor. Bu konuda en geçerli şu anda bilim dünyasında, arkeoloji dünyasında en gözde olan senaryo, buranın bir dini inanç merkezi olarak oluşturulduğu ve bulunan bu büyük yapıların da, büyük yapı demek doğru değil, yontuların da aslında bir inanç temelli tapınak unsurları olduğuna dair yorumlar var. Fakat Göbekli Tepe henüz bütün unsurlarıyla, dediğim gibi, yani nasıl bir işleve hizmet ettiği, nasıl bir organizasyonla yapıldığı, nasıl bir çevre düzenlemesi olduğu konusunda henüz çok sağlam, güvenilir bilgilere sahip değiliz. Zaten cazibesi de biraz buradan geliyor. Şundan eminiz veya en azından şunu çok kesin olarak söyleyebiliyoruz. Burası milattan önce 9500 yıl öncesine tarihleniyor. Yani günümüzden aşağı yukarı 11.500 yıl önce. Bu işte piramitlerden 7.000 yıl önce. Bilinen en eski, bugüne kadar bilinen, dünyada bilinen en eski buluntulardan bile 7-8 bin yıl öncesine giden bir alan Göbekli Tepe. Bugüne kadar ki arkeolojik buluntular üzerine inşa edilmiş olan senaryoları da ciddi manada derinden sarsıyor. Çünkü daha önceki buluntular üzerine kurulan senaryolarda insanların önce yerleşik düzene geçtikleri, avcılıktan, toplayıcılıktan yerleşik düzene geçtikleri, sonra tapınaklar vesaire, yani bir takım dini mekanlar oluşturdukları teorisi vardı. Şimdi bu Göbekli Tepe bunu çürüten bir buluntu. Çünkü 11.500 yıl öncesi henüz yerleşik düzene geçmediği varsayılabilecek insanların oluşturduğu bir dini veya kutsal mekan. Böyle bir zamanda, yani 11.500 yıl öncesinde bu ölçekteki yapıları inşa etmek, böyle bir merkez oluşturmak, böyle bir planlama yapmak ve bunu gerçekleştirmek çok ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Bugünkü bilgilerimizle o zamanki o dönemde burada yaşayan insanların böyle bir organizasyon kabiliyetinin olmaması gerekiyor. Ama olmuş. Dolayısıyla işte Göbekli Tepe'yi bir cazibe merkezi haline getiren biraz da bu muamma tarafı. Buranın ne olduğu konusunda önümüzdeki yıllarda arkeoloji dünyasında da, popüler kültür alanında da pek çok yeni senaryolar duyarsak şaşırmayacağız. Ama bilinen bir gerçek var. İşte burası, burada replikasını görüyoruz. Biz şimdi müzedeyiz. Göbekli Tepe. Gerçekten bugüne kadar bildiklerimizin çok dışında bir alan oluşturuyor. Bu Türkiye'nin turistik ve kültürel zenginlikleri konusunda da çok çarpıcı bir örnek. Şimdi biz uzun bir süredir şunu söylüyoruz. Türkiye bugüne kadar
turizm alanında mesela ve tanıtım alanında işte deniz, kum, güneş falan gibi kendini tanıtıyordu. Evet, bunlar doğru. Türkiye'nin denizi, kumu, güneşi, plajı iyidir, temizdir. Mavi bayrakta dünyada en ön sıradayız. Ama Türkiye sadece bunlardan ibaret değil. Türkiye bütün turizm çeşitlilikleri bakımından dünyada belki en zengin olan ülke. Dünyanın başka yerlerinde de, başka ülkelerinde denizi, kumu, güneşi var. Türkiye'nin de var. Dağ turizmi başka yerlerde de var, Türkiye'de de var. Gastronomi turizmi başka yerlerde var, Türkiye'de. Ama bütün bunların hepsinin bir arada olduğu belki dünyadaki tek ülke Türkiye. O bakımdan sadece şu içinde olduğumuz Urfa bile barındırdığı kültürel ve tarihi zenginlikler itibariyle gerçekten olağanüstü bir cazibe merkezi olmayı hak ediyor. Yani Hazreti İbrahim'den bugüne kadar burası bir peygamberler şehri. Yani Eyyubiye ilçesi olan, Hazreti Eyyubi'yi, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Haliliye ilçesi olan, dolayısıyla İslam kültürü bakımından, İslam tarihi bakımından, İslam derken bütün hak dinleri kastederek geriye doğru, Hazreti Adem'den bugüne kadar bütün inanç sistemlerini, bütün inanç, bütün yolları, inanışları ve onların tezahürlerini barındıran bir şehirden söz ediyoruz. Urfa böyle bir yer. İşte Göbekli Tepe ile daha da farklı bir açılımı olan bir yer. Ama mesela aynı zamanda müzik kültürü bakımından da olağanüstü zenginlikte, çeşitlilikte bir şehrimiz. Gastronomi, yeme içme kültürü bakımından aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye'de Urfa üstelik bir tane de değil. Geçen ay ben Van'da da aynı şeyi söyledim. Van'da da gastronomi ise orada da var. İşte deniz derler Van Gölü'ne, biliyorsunuz Vanlılar. Evet, deniz gibidir. Sahili de vardır. Dağ turizmi bakımından da, sahil turizmi bakımından da, gastronomi bakımından da, sağlık turizmi bakımından da, başka ülkelerin elinde olsa emin olun sadece Van kedisiyle orayı turizm cazibe merkezi haline getirirler. Buralar, bu şehirlerimiz bu kadar zengin, bereketli şehirler. Bizim problemimiz bunları yeterince önce kendimiz bilmiyoruz, tanımıyoruz. Sonra tanıtımını gereği gibi yapamıyoruz. Ama artık Türkiye son dönemde özellikle 2016'da yaşadığı bu durgunluk turizm alanında, sektördeki durgunluk nedeniyle farklı alanlara açılması gerektiğini, deniz, kum, güneş dışındaki zenginliklerini de dünyaya tanıtması gerektiğini, bunları da sadece Rusya, Almanya, İngiltere pazarında değil, Japonya'dan Latin Amerika'ya kadar bütün dünyada tanıtması, pazarlaması gerektiğini sektör çok iyi gördü. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem sektörün önünü açarak hem uluslararası fuarlarda işte bu zenginliklerimizi bütün dünyaya tanıtmaya çalışarak bu parantezin dışına çıkıyoruz. Evet. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Efendim, tam da sizin söz ettiğiniz noktaya değinelim. Turizmde sıkıntılı bir yıl geride bıraktık. Evet. Gerek terör saldırıları, gerekse 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Avrupa'da kötü bir algı oluştu. Evet. Tabii Türkiye bunu kırmak için çeşitli çabalar sergiliyor ama yine de olumsuz bir etkisi oldu turizme. Bundan sonraki süreçte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu algı turist sayısını ne kadar etkiledi? Bazı işletmelerin, otellerin kapandığı yönünde bilgiler var. İnsanların işsiz kaldığı. Ne gibi tedbirler, önlemler almayı düşünüyorsunuz? Elinizde veriler var mı bir de kapananlarla ilgili? Şimdi tabii dediğiniz gibi 2016 başta Rusya ile uçak krizinden kaynaklanan sıkıntı olmak üzere peş peşe gelen pek çok olumsuz gelişme nedeniyle 2016 turizm bakımından maalesef iyi bir yıl olmadı. Bunu besleyen faktörlerden bir tanesi de işte zaman zaman Ankara'da, İstanbul'da, başka vilayetlerimizde de ortaya çıkan terör saldırıları. Bunların terör saldırıları ve bunların dış dünyaya yansıtılma biçimleri. Bakın, terör global bir olgu. Yani sadece Türkiye'de olup biten bir şey değil. Terörden bütün dünya muzdarip. Almanya'da da terör saldırısı oluyor. Fransa'da da, Paris'in göbeğinde de terör saldırısı oluyor. İspanya'da da terör saldırısı oluyor. Belçika'da da
terör saldırısı oluyor. Ama dikkat ederseniz bunlarla ilgili haberler maalesef Türkiye'deki olayların veriliş biçimi kadar olmuyor. Yani maalesef derken niye onlar bizim kadar veriliyor? Biz niye bu kadar öne çıkartılıyoruz anlamında söylüyorum. Niye bizde olup biten terör olayları diyelim Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da olanlardan çok daha sanki fazlaymış ve çok daha kapsamlıymış, çok daha riskliymiş ve dolayısıyla Türkiye bütün bunlardan daha riskli bir ülkeymiş gibi bir algı oluşturulmak için niye bu kadar gayret gösteriliyor? Bunun arkasında bir sistematik dezenformasyon çabası olduğunu da bu kendiliğinden olup biten bir şey değil. Bunu biz Gezi olaylarından beri biliyoruz. Bakın şu anda Amerika'nın pek çok şehrinde gösteriler yapılıyor. Daha önce Fransa'da kitleler Şanzelize'de bile polisle çok şiddetli çatışmalar yaşadılar. Almanya'da, Hannover'de aynı şekilde Hamburg'da çatışmalar oldu gençlerle veya muhalif gruplarla polis arasında. Ama hiçbiri bizim Gezi olaylarında olduğu gibi canlı yayınlarla bütün dünyaya servis edilmedi, edilmiyor. Bunun arkasında farklı amaçlar da var. Ama Türkiye bütün bunlara rağmen turizmde inşallah 2017'de, 2018'de bugün olduğundan çok daha iyi noktalara gelecek. Çünkü her alanda mukayeseli üstünlüğümüz çok açık. Turizm altyapımızın hem fiziki altyapımız hem beşeri altyapımız gerçekten uluslararası rekabette çok eli güçlü bir altyapıya sahibiz. Fiyat avantajı da öyle, ürün çeşitliliği de öyle. Dolayısıyla biz bunları aşarız. Ama son dönemde özellikle 15 Temmuz sonrasında sanki Türk halkı bir bütün olarak demokrasiyi savunmak için sokaklara çıkmamış, sanki gerçekten o gece bir destan yazılmamış gibi çok farklı biçimlerde yansıdı. Bunda tabii Fetullahçı terör örgütünün dış uzantılarını ve buradan kaçan uzantılarının yurt dışında yaptıkları propagandalarında ve sızdıkları lobi faaliyetlerinin de etkisi var. Bunu da biliyoruz. Ama onun dışında da bakın yıllar önce Tiananmen Meydanı'nda Çin'de bir delikanlı bir tankın önünde durdu ve o bir fotoğraf karesi olarak işte Çin'deki demokrasi mücadelesinin sembolü olarak yıllarca servis edildi. 15 Temmuz gecesi öyle bir kişi iki kişi değil. Türkiye'nin her yerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan tankların önüne çıktı. Tankların üzerine çıktı. Demokrasisini, meşru hükümetini, devletini savunmak için olağanüstü bir demokrasi mücadelesi verdi. Ama ne yazık ki dünya medyasında maalesef o Tiananmen Meydanı'ndaki Çinli genç kadar bile takdir ve takdim edilmedi. Bunda bizim de kusurumuz olabilir. Yani biz de Türkiye olarak hem devlet olarak hem sivil toplum kuruluşları olarak kendimizi yurt dışında tanıtmak konusunda yeterince başarılı olmamış olabiliriz. Bizim de bu konuda zaaflarımız var. Ama onun dışında bir kasıt da var. Bakın özellikle 15 Temmuz'dan sonra Batı medyasının da üstelik böyle nesnel yayıncılık yaptığı iddiasında olan anlı şanlı kurumlarında çok ciddi bir Türkiye aleyhtarı kampanya yürütülüyor. Ama Türkiye üzerinden yürütülmüyor. Cumhurbaşkanı üzerinden yürütülüyor. Sanki kişisel bir sorunmuş gibi. Biz sorunun Recep Tayyip Erdoğan meselesi olmadığını, asıl dertlerinin Türkiye ile olduğunu tarihi tecrübemizle biliyoruz. Tarihi tecrübe derken neyi kastediyorum? Bakın bugün bu Türkiye aleyhtarı yayınlar yapan Batı medyasındaki mesela karikatürlere falan bakın. Bunların çok benzerlerinin 100 sene önce yine Türkiye'ye yönelik olarak Sultan Abdülhamit üzerinden yapıldığını görürüz. Şimdi o dönemle ilişkin olarak Ronnie Margulies, okumak her zaman zorlanıyorum. Sırımıza bakmasın Ronnie Bey. Korkunç Türk, Batı'nın gördüğü Türk adı altında bir kitaplaştırdı bunu.
burada birkaç örneğini verdiği şeylere baktığınız zaman, karikatürlere baktığınız zaman, şu karikatürlerin kendisini kapatıp alttaki yazıyı okusanız sanki bugünün Türkiye'sine ilişkin bir sahne varmış gibi anlarsınız. 100 sene önceki şeylerde bile aynı ön yargılar, aynı stereotipler, klişe tipler buralarda. 100 sene öncesinde de bunlar var. Dolayısıyla biz bu oyunun tarihsel arka planını da biliyoruz. 15 Temmuz gecesi TVNET'teki canlı yayında da söylemeye çalıştım o gecede. O gece CNN International, BBC, New York Times'ın online versiyonu, The Guardian'ın online sayfası sanki Türkiye'de darbe muvaffak olmuş gibi, Türkiye'de sıkı yönetim ilan edildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ordu yönetime el koydu diye olmuş, bitmiş ve başarılmış bir darbe teşebbüsünden bahsediyor gibi yayınlarını neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüler. Bunlar bu yayınları yaparken Türk televizyonları canlı yayında bütün Türkiye'de ama özellikle Ankara ve İstanbul'da meydanlarda, hava meydanında binlerce, yüz binlerce insanın nasıl demokrasi mücadelesi vermek için sokaklara çıktığını canlı yayında gösteriyordu. Ama onlar yayınlarında sanki bunlar hiç yokmuş gibi, sanki askeri darbe başarılı olmuş gibi yayın yapmaya devam ettiler. Bunun arkasında yatan zihniyetin en çarpıcı örneklerinden bir tanesi de Michael Robbins adlı adamın, ki FETÖ örgütünün iltisaklı, bağlantılı, yönlendirmeli olduğu bazı uluslararası kuruluşlara mensubiyetini de herkes bilir bu adamın. Nisan ayında yazdığı makalede de var. Nisan ayında, yani darbe teşebbüsünden 3 ay önce bu adam, Türkiye'de bir askeri müdahale olursa ne yapmak gerekir, nasıl yapılır, darbeden sonra kimlere nasıl, ne tür cezalar verilir, Batı kamuoyu ve başta Amerikan yönetimi olmak üzere diğer yöneticiler böyle bir darbe teşebbüsünü kınarlar mı, yoksa sadece retorik bir açıklamayla mı geçiştirirler? Merak, yani yazının özeti şuydu: ey Türkiye'deki darbeciler, bilerek konuşuyor adam, darbeden çekinmeyin, merak etmeyin, yapacağınız darbe Sisi'nin Mısır'da yaptığı darbeden daha fazla tepki çekmeyecektir Batı kamuoyunda. Zaten ondan sonra yapacağınız şu 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 hamlelerle siz bu işi Batı'da da toparlarsınız diyen, darbecilere yol gösteren makalesi vardı. Evet. Efendim, zamanımız da gittikçe azalıyor. Birkaç soru daha var, hızlı hızlı hemen sormak istiyorum. Tabii Rusya'yı düzeltirken Avrupa Birliği ile bir sıkıntı yaşanıyor şu dönemde. İlişkilerin askıya alınması konusu gündeme geldi. Bu durum olursa turizmi nasıl etkiler? 2017 için planlamalarınız nelerdir? Yeni hedef pazarları nereler olacak? Şimdi normal şartlarda terör saldırıları ve bunların tanıtım biçimleri tabii turizmi etkiliyor. Ama Türkiye'nin diyelim Avrupa Birliği'ndeki bazı figürlerle yaşadığı sıkıntılar, Avrupa Birliği'nin kurumsal bütünlüğünden söz etmiyorum, Avrupa Birliği'nde sorumluluk makamında olan bazı siyasi figürlerle zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız doğru. Onların da bu sıkıntılarda nerede durdukları da kamuoyu tarafından biliniyor. Ortalama Avrupalı turist bunlara bakmaz. Ha, bunların kendilerince bazı yönlendirme mekanizmaları vardır. Yani işte zaman zaman bazı örneklerini görürsünüz. Elçiliklerin internet sitelerinde Türkiye bugünlerde tehlikeli, gitmeyin vatandaşlarına yönelik bu tür uyarılar yaparak bunu sağlamaya çalışırlar ama netice itibariyle bu çok kalıcı etkiler uyandırmaz. Yani Avrupalı turist daha gerçekçi değerlendirmeler yapabilecek bilgilerle beslenirse ve tanıtımla beslenirse onlar bu konuda etkili olamazlar. Biz sadece Avrupa için de değil üstelik. Dediğim gibi ürün çeşitlenmesi nedeniyle, hedefimiz nedeniyle Japonya'dan Latin Amerika'ya kadar bütün pazarlara artık açılmak durumundayız. Ve bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani Japonya'da da, Çin'de de, Hindistan'da da, Arap ülkelerinde de, Latin Amerika'da da
Türkiye'nin bu sözünü ettiğim ürün çeşitliliğini tanıtmak için ciddi bir çaba içerisindeyiz. 118'e yakın önümüzdeki dönem uluslararası fuara katılıp ülkemizin taşıdığı bu potansiyeli insanlara tanıtacağız, tanıtıyoruz. Efendim, bir de merak edilen Diyarbakır Sur ilçesinde halen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Orada 600'e yakın tescilli yapı var. Oradaki çalışmalar ne durumda? Bunlarla ilgili gerekli tasdifleri yaptık. Sur'daki tarihi eserlerin durumuyla ilgili. Az hasarlı, çok hasarlı şeklinde onları gruplandırdık. Bunların ihyasına ilişkin ön hazırlıklarımızı yaptık. Bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. 10 bölgede zaten Türkiye'de 10 bölgede restorasyon ve konservasyon laboratuvarları kurmuştuk. Dolayısıyla Sur'daki tescilli yapıların da asli hüviyetlerine uygun biçimde restorasyonu için gerekli veri tabanına sahibiz. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı ile planlı bir şekilde yürütüyoruz. Evet. Bir de efendim Topkapı Sarayı Fatih Köşkü'nün çökme tehlikesi haberleri çıktı. Evet. Oradaki durum nedir? Bir de Atatürk Kültür Merkezi'nin durumu ne olacak? Bir opera binasının yapılacağı konuşuluyor. Opera binası yapılacak. Benim son açıklamalarımda nereden öyle bir intibaya kapıldılarsa içinde opera salonu da olan bir bina yapacağız. Yani başka şeyler de yapacağız da bir de yanına opera salonu yapacağız gibi anlaşılmaya müsait bir şekilde vermişti. Hayır, oraya opera binası yapılacak. Binanın kendisi opera binası olacak. Onun dışında Topkapı Sarayı'ndaki durum şu. Fatih Sultan Mehmet Köşkü veya işte Hazine Dairesi eski. Orada duvarlarda çatlaklar vardı. Bu 1,5 yıl önce ortaya çıkan sıvaların sökülüp yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıkan o şeyler. Bunda farklı nedenlerin rol oynadığı bilim adamları tarafından tespit ediliyor. O nedenlerin etkisini ölçmek için de hem zemin etütleri yapıldı, hem kubbenin baskısı nedir ne değildir o araştırıldı. Hem de o yarımada zaten biliyorsunuz ciddi yer hareketlerine karşı duyarlı bir bölge. Dolayısıyla oradaki sismografik hareketlilik hangi ölçektedir ve nasıl bir frekansta nereleri etkileyebilir? Bunu belirlemek için oranın çevresinde 26 tane sismik araştırma için kuyu açıldı. O kuyulara yerleştirilen sismografik aletler üzerinden başta Hazine Dairesi olmak üzere hangi binalarımız veya hangi yapılar ne tür hangi frekansta ne tür tehditler alıyor? Onları belirledikten sonra bugünün teknolojisiyle o Hazine Dairesi'ndeki çatlakların giderilmesi ve emniyete alınması mümkün. O veriler ışığında zemin etütlerinden alınan sonuçları da dikkate alarak orası çemberlenerek güvenli hale getirilecek. Bunu İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Sarayın diğer birimlerinde de benzer tetkiklerimiz devam ediyor ama şu anda oralarla ilgili böyle ciddi bir tehlike söz konusu değil. Ama vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Yani biz her yerde gerekli güvenlik tetkiklerini yapıyoruz. Efendim, süremiz bitti ama özellikle Eskişehirlilerin merak ettiği bir soru var. Eskişehir Spor bu hafta maçını nerede oynayacak, onu size soralım. Eskişehir Spor yeni stadında oynayacak inşallah bu hafta. Ben Gençlik Spor Bakanımız Sayın Çağatay Kılıç'a da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Biz epeyden beri yeni stadımızda oynamak istiyorduk Eskişehir Spor'un maçlarını. Artık gerekli ön tedbirler alındı ve henüz resmi açılışını yapmadık. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle resmi açılışını yapacağız ama bu haftaki maçımızı Sayın Bakan'ın da özel izniyle yeni stadımızda oynayacağız inşallah. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ydı. Özellikle dünyanın ilk tapınağı Göbekli Tepe'yi ve Türkiye'nin turizmini konuştuk.